Şimdi bakın OA, OB'ymiş. Dik koordinat düzleminde D doğrusunun eğimi kaçtır? Yani burası biliyorsun 90 derece. Kaldı 45, 45. Burası 45. O halde şuraya ne kaldı arkadaşlar? 135 derece kaldı. O halde eğim tanjant 135 derecedir. Yani tanjant 135 nedir arkadaşlar? Eksi 1'dir. Bu şekilde bulduk. Sola yatık doğruların eğimi negatif sağa yatık doğruların eğimi pozitif olur. Bunu böyle bulmasak da bakın mesela B noktası 1'e 0 olsun. A noktası da 0'a 1 olur bu durumda. Şimdi bunun eğimi. Eğim nedir arkadaşlar? Y2 eksi Y1 bölü X2 eksi X1 formülüyle bulunur. Peki bulalım. Y2 yani 0 eksi 1. 0 eksi 1 bölü X2. 1 eksi 0. 1 eksi 0. Bu durumda ne oldu arkadaşlar? Eksi 1 bölü 1'den cevabımız yine eksi 1 olarak bulundu. Bu şekilde de çözüme ulaşabilirdiniz. Evet şimdi ikinci soruda diyor ki 150 derecelik açı verdim. AC doğrusu eğimi kaçtır? Burası 150 ise şuraya ne kaldı? 30 kaldı. Burası zaten 90. Buraya ne kaldı? 60 kaldı. Eğim nedir arkadaşlar? Tanjant alfadır. Tanjant 60'tır. Tanjant 60 derece ne eşit? 3'e eşit olduğu için ikinci soruda cevap C şıkkı. Üçüncü örneğe geldik. Verilen doğruların daha doğrusu noktalardan geçen doğrunun eğimi 2 ise eğim kaçtır? M kaçtır? 2 eşittir. Y2 eksi Y1 yani 8 eksi 4. 8 eksi 4 bölü. X2 eksi X1 yani 5 eksi M. Buradan bulacağız arkadaşlar. İşler dışlar yaptım. 10 eksi 2 M eşittir 4. 4'ü sola 2 M'yi sağa attın. 6 eşittir 2 M. Buradan M ne geldi arkadaşım? 3 geldi. Cevabı da B olarak işaretledim. Geldim dördüncü örneğime. Diyor ki burada dik koordinat düzleminde 6 tane özdeş kare verilmiş. Bundan sonra D1 ve D2'nin eğimleri sırasıyla M1 ve M2 ise bunların toplamı nedir? Bak bu D1'in eğimi. Alfa olsun. Şimdi tanjant alfaya bakın. Karşısı 1 birim. Komşusu 1, 2, 3, 4 birim. Yani D1 doğrusunun eğimi olan M1 1 bölü 4 olur. Şimdi diğerine geçelim. Bu beta olsun. Bunun eğimi de tanjant beta. Bak karşısı 3, Komşusu 2. Tanjant beta yani M2 3 bölü 2 olacak. Ancak sola yatık olduğu için negatif olacak. Sağ yatık doğrularına M pozitif. Sola yatıkların negatif. 2 tane M1 yani 2 tane 1 bölü 4'e eksi 3 bölü 2'yi ekleyecekmişiz. Bu ne demek? 1 bölü 2 eksi 3 bölü 2 demek. 1 eksi 3'ten eksi 2 bölü 2 yapar. Bunun da cevabı eksi 1 olarak bulunur. Cevap 4. soruda C şıkkıdır. 5. örneğe geldim sevgili arkadaşlar. A 1'e 3 noktasıymış. Hemen yazdım burası 1'e 3 noktasıymış. B de eksi 2'ye 0 noktasıymış. D1 ve D2 doğruların eğimleri çarpımı nedir? Şimdi önce D1 dediği şunu bulalım. Bak alfa. Tanjant alfayı bulacağız arkadaşlar. Y2 eksi Y1. 3 eksi 0. 3 eksi 0 bölü 1 eksi eksi 2. 1 eksi eksi 2. 3'ten 0 çıktı. 3. 1'den eksi 2 çıktı. 3. 3'ü 3'e böldüm. 1. Bu D1'in eğimi arkadaşlar. D1'in eğimi 1. Şimdi D2'ye gelelim. Burası 0'a 0 noktası biliyorsunuz. Onun eğimi de M2 olsun. M2 eşittir. Y2 eksiye 1. Yani 3'ten 0 çıktı. Bölü 1'den 0 çıktı. Bu da ne oldu? 3 eksi 0 3'tür. 1 eksi 0 1'dir. 3 bölü 1'den 3'tür. Bu da 3. Bunları ne yapacağız? Çarpacağız. 3 çarpı 1'den cevabı ne bulduk? 3 bulduk arkadaşlar. 6. örneğe geldim hemen. Diyor ki dik koordinat düzleminde D1, D2, D3 verilmiş. Buna göre M1, M2, M3'lidir. Bakın D2 x eksenine paralel olduğu için arkadaşlar M2 nedir? Sıfıra eşittir. D1 sağa doğru yatık olduğu için D1'in eğimi yani M1 arkadaşlar pozitiftir. D3 de sola doğru yatık olduğu için M3 de nedir? Negatiftir. O halde arkadaşlar M1 büyüktür, M2 büyüktür, M3 şeklinde sıralama mümkün olacaktır. Sağa yatıklar pozitif, sola yatıklar negatif. Evet bunlar aynı düzlemin üzerindeymiş. B noktasının y eksenin uzaklığı nedir? Tam eğimleri eşit. O halde AC'nin eğimi eğim AB'nin eğimine eşit olacak. Şimdi AC'nin eğimi bak. 4'ten 7 çıktı. 4 eksi 7 bölü. Eksi 2'den 1 çıktı. Eksi 2 eksi 1. Bu ne eşit olacak arkadaşlar? AB'nin eğimine. Yani m eksi 4'ten 1 çıktı. m eksi 5 oldu. Bölü pardon orası x önce ordinatı yazacağız arkadaşlar. 3'ten 7 çıktı. 3'ten 7 çıktı. Bölü m eksi 4'ten 1 çıktı. m eksi 5. Şimdi bunu düzenleyelim. 4'ten 7 çıktı. Eksi 3. Eksi 2 eksi 1 eksi 3 oldu. 3 bölü 3'ten bu 1 oldu. 1 neye eşitmiş? 3 eksi 7 eksi 4 bölü m eksi 5. Demek ki eksi 4 m eksi 5'e eşit olacak ki oranladığımızda 1 olsun. Eksi 4 eşittir m eksi 5 ise eksi 5 sağ sol tarafa artı 5 diye geldi. 5 eksi 4'ten 1 m'e eşit bulundu arkadaşlar 7. soruda. 8. soruya geldim. A, B, kare D noktası 3'e 5'miş. Evet D noktasının apsisi 3'müş. Ordinatı 5'miş. O halde karenin bu kenarda 5 olur. Yüksekliği de 5 olur. Doğrunun eğimi nedir? Burası alfa olsun. Eğim tanjant alfaydı. Karşısında 5'i komşusunda 8'i gördü. O halde cevap 5 bölü 8'dir dedim. 9. örneğime geldim arkadaşlar. 9'da bakalım ne diyor. 9'da diyor ki 2 tane B, 3 tane EC. Yani B'ye 3K dersek EC'ye 2K diyeceğiz. AO da 5K olacak. AO'nun 3 katı AB'ymiş. Yani burası da 15K olacak. Yani burada 15K oldu. Şurası alfa açısı. Evet kırmızı doğru neyi mi diyor. Yani tanjant alfayı soruyor. 2K bölü karşısında 2K var. Komşusu 15K. 2K bölü 15'ten cevap ne olacak? 2 bölü 15 bulunmuş olacak 9. sorumuzda. 10. soruma geldim arkadaşlar. A 0'a 8 noktasıymış. B eksi 4'e 0 noktasıymış. D 5'e 0'mış. A C, C A C, C B. Şu orta noktayı bulabilirim. Topla 2'ye böl. Bak eksi 4 ile 0'ı topladım. Eksi 4 Top, böldüm 2'ye eksi 2. 8 ile 0 topladım. 8 böldüm 2'ye 4. Burası eksi 2'ye 4. CD'nin eğimi Hemen çıkaralım bakın. Y 2 eksi y 1. Yani 0'dan 4'ü çıkaracağım. 0 eksi 4 bölü 5'ten eksi 2'yi çıkaracağım. 5 eksi eksi 2. Bu da ne oldu? Eksi 4 bölü 7 olarak bulundu. 10. Soruda. Son sorumuz arkadaşlar diyor ki. Çizdiğiniz doğrunun eğimi pozitif olmalı. Buna göre hangi ikilinin doğru parçası doğru cevaptır? B ile e. bakın B ile E'yi birleştirelim. B ile e sola yatık olduğu için arkadaşlar bu negatiftir. D ile C, D ile C sağa yatık olduğu için bu pozitiftir. Bunu kabul ediyoruz arkadaşlar. B ile C'ye bakalım. B ile C bakın B ile C yine sola doğru yatık olduğu için bu negatiftir. A ile E diyor. A ile E'yi birleştirdin. Bakın yine sola yatık dolayısıyla negatif. A ile C diyor. A ile C'yi birleştirdin. Yine sola yatık. Yine negatiftir. Dolayısıyla cevabım D, B şıkkıdır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.